Herkese merhaba. Karavan Fuarı'na geldik bugün. Yeni bir karavan fuarındayız. Evet. Gezip size de göstereceğiz. Bakalım hangi karavanlar var. Biz de bir tane belki alırız. Bakalım, off-road karavanlara bakacağız. Geçen sene de güzel bir karavan turu yapmıştık. Bakalım bu sene yeni güzel nasıl karavanlar var. Şimdi gelin hep beraber karavanlara bakalım. Evet, nereden başlıyoruz? Evet. Pino Karavan yine güzel bir bölüm yapmış kendine. Çok güzel. 2010 modeli. Hoş bir karavan. İçine bakalım. Hemen. Evet, güzel bir oturma alanı var. Mutfağı, ocağı. Her şeyi var. Tam minimal ve çok tatlı. Evet. Çok güzel değil mi? Baksana içine. Sen sığamadın mı yoksa? Nasıl? Ayakta durabiliyor musun aşkım? Ama bak ya. Senin boyun çok uzun. Aynen. O yüzden aslında güzel yani. Mini minnoş. Evet, fiyatları ne kadarmış acaba? Ona bakalım şöyle bir. Evet. Standart donanım 65 bin diyor. Bir de bunun aslında off-road modeli olması lazım. Ben internette görmüştüm. Bunun bir off-road modeli çıkmış yeni. Burada var mı acaba? Şöyle diğer modellere de bakalım. Bunlar biraz daha büyük modeller. Bunlarda fiyatlar nasılmış? Bu bayağı büyük. Offroad modeli yok. Soralım mı? Şöyle diğer modellere de bakalım. Ya bunların tasarımları çok güzel. Ben bayılıyorum. Rengarenk. Değil mi? Gerçekten çok güzel. Gel içine de bakalım. Standart donanım 45.000. Artık ADV. Mavi karavana bakalım. ECR. ECR 530 modeli. Hemen fiyatına da bakıyoruz. Evet.
Şimdi bir gezelim bakalım nasılmış. Aa çok tatlı. Şöyle göstereyim. Şurası geniş bir oturma alanı. Dolaplar var. Bayağı bir de konum alanımız var. Şurası mutfak kısmı. Gayet güzel. Birçok raf var. Şuraya güzel bir detay. Şöyle detay koyulmuş. Yatak kısmına bakalım hemen. Oo güzel. Evet. Gayet güzel. Yeterli genişlikte. Burası da banyosu. Nasılsınız? Sağolun. Görüşmeyeli. Görüşmeyeli. Offroad karavan eklemişsiniz bu sene. Niye getirmediniz bu ara? Satıldı ama. Satıldı. Müşteri. Biz onu merak zaten etmiştik. Evet. Onu merak etmiştik. Ona gelmiştik. Aslında getirmedik. Öyle. İyi. Güzel bakalım. Şu karavanı gezdiniz mi? 550. 550'yi gezdik. Gezdiniz mi? Güzel. Aynen. Bayağı güzel. Aslında banyosu falan var. Ya bize şey gerekiyor. Offroad gerekiyor da. Yaparız. Biz böyle ufak offroad için ufak düşünüyoruz. Offroad küçük bir tane. Tekrardan aynen. Şimdi şey yapmıyoruz. Aynen. Konuşalım tekrardan. Tekrardan. Tamam. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Nereden anlatıyorsun? Teşekkür ederim. Offroad karavan avımıza devam ediyoruz. Bakalım bu sene gerçekten fuarda offroad karavanları sayıları artmış. Yeni yeni firmalar gelmiş. Daha önceden görmediğimiz şu an bayağı güzel görünüyor. Bakalım.
restoran karavanı, tamam. Bakayım. Bak bakayım. Var evet, ayakta varsın. Durabiliyorum banyoda. Bakayım. Evet. Senin boyun çok uzun olduğu için. Ha bak. Banyoda bu önemli bir kriter. Kesinlikle. Tasarımları benim bayağı hoşuma gitti, baksana. Bayağı güzel görünüyor. Gerçekten şık bayağı. Evet. Hoş geldiniz. Merhabalar. Karavana geçmeden önce Expo Fuarı'nda da biz karavanları tanıttık. Kaple karavan. Yoktunuz galiba geçen sene. Expo Fuarı'nda var mıydınız? Yoktunuz. Görmemiştik çünkü hiç. Ben şöyle geçen sene başlamıştık. Fuara katıldım. O zaman daha yeni bir firma. Ayrıca çalışmalarımız var. Onlar bizim için. Belli bir kaliteye oturtana kadar da bir piyasaya girmek istemedim. Reklam yapmak istemedim. Ama şimdi geri dönüşlerimiz iyi. Yani belli bir sene imalat düzenindeyiz. Bu haliyle artık şey yapıyoruz. Yeriniz nerede? Kocaeli. Şimdi bağımsız süspansiyon seçmişsiniz. Genelde Alko'nun üzerine oturtuyorlar. Sizin Alko üzerine oturtmuş ama süspansiyonunuz bağımsız. Şöyle, bizimkisi Alko şase değil. Şasemizi kendimiz yapıyoruz. Alko şaseler bağımsız süspansiyon çok büyük.
bu şasiler olmuyor. Evet. Bizimkisi örme çelikten olan bir şasi. Galvaniz dalgalı bir şasi. Bu çok mukavemetli bir şasi. Dediğim gibi yani şasi olarak bizimkisi mukavemetli. O yüzden bağımsız süspansiyon tercih ediyoruz. Bir karavan zaten ne kadar yüksekse karavanlar o kadar bir özgürlük değil. Biz de ona göre belli bir özgürlük sunmaya çalışıyoruz. Kaldırma boyama yoksa fırın boya. Fırın boya. Artıları eksileri nedir? Artıları nedir fırın boya olarak? Ya şöyle daha mukavemetli. Yani 200 derecede mesela örnek vereyim. Bildiğimiz binek tipi araçlar 100 derecede fırınlanır. Burada 200 derecede fırınlanmış tekstüre dediğimiz boya türünden var. Haliyle bu daha mukavemetli bir boya. Çünkü arazi aracı olduğu için tabii ki çizilecek. Ama birazcık daha mukavemetli olacak, birazcık daha zor çizecek. En azından hani bir dağ değil de bir kaya çizecek, bir taş çizecek gibi. Birazcık daha mukavemetli olacak. Şeyi sorayım, şu an izleyen soru olarak da en çok merak edilen ısınma. Yani ısınmada şu an ne kullanıyorsunuz? Dizel yakıt mı yoksa gaz mı? Isınmada iki türlü de kullanıyoruz. Yani dizel ısınma sistemlerimiz de var, farklı markalar olarak. Kombi olarak da kullanılıyor. Kromo kombi, herkesin bildiği hem sıcak sıcak ısınma içinde var. Fütür sistemde kullanıyor. O tercihe göre değişiyor. Bunun için tabii ilk başta bir araç gibi konuşuyor. İmalat o şekilde giriyor. O şekilde iki tanesini de kullanıyoruz. Siz de seri üretime başladınız mı yoksa? Tabii seri üretimimiz var. Şu an seri üretime başladınız. İçeriği de geldik. Başka bizi farklı kılan neyiniz var? Yani siz bizden farklı... Şöyle, ben bunu kullanıcıların dilinden söyleyeyim. Yani insanlar bize geldiği zaman, ya biz sizi şu yüzden tercih ediyoruz. Bunun neler işini kurduğunu söyleyeyim. Şimdi birincisi, duşun, banyonun ve mutfağının içinde olabilmesi. Bu haliyle 4 mevsim bir kullanım sağlıyor. Çünkü kışın dışarıda bir mutfağa yaklaşık çok fazla kullanamıyorsunuz. Bizde her şeyin içinde olması bir avantaj. İkincisi şu var, yükseklik. Yani ben tavan kapalıyken de 195 cm yüksekliğim var ve ayakta durabiliyorum. Benim tavanı kaldırmamdaki sebebi tamamen ama sirkülasyon olsun, karanlık olsun. Aslında böyle işe ihtiyacım yok ama ben bir de tavan yapıyorum. Yani tavanın tamamı kalkabilir diyeyim. Türkiye'de tek imalatlar. Evet, içeri girdiğinizde hissediyorsunuz zaten. Gerçekten çok ferah. Evet, evet. Hemen fark ediliyor. Yani diğer karavanlardan an, farklı. Şimdi doğadaki özgürlüğü seven bir insanım. Küçücük bir şeyin içine sıkıştıramazsınız. Evet. Bu rahatsız edicidir psikolojik olarak. O zaman bir hafta 10 gün ben doğada kalayım diyen insanlar. Hatta bunun için de dediğiniz gibi mobil ofis olarak kullanan, olarak şimdi gören, yaşayan insanlar da var. Haliyle onlar için çok güzel bir doğa. Su tankınız kaç litre? Su tankımız 140 litre. 2 tankım var. 70-70. 140 litre 2 tane tankım var. Bir su tankımız da 75 litre civarında. Sivil su tankları yalıtımlı bölümünde kurulur. Ama buna rağmen ben gene de ekstra yalıtım yapıyorum. Mesela kaç dereceye kadar borbarda olmalısınız? Şöyle içerideki sıcaklıkta tabii bir değişken dışarıda zaten giden bir borbarda. Ama şunu söyleyebilirim yani son yaptığımız örneklerde, son yaptığımız yalıtım örneklerinde aşağı yukarı içeride ufak da olsa bir çalışma varsa, ekosistem bir çalışma varsa eksi 25 lira kadar şeye dayanabiliriz. Hiçbir şey çalıştırmazsanız bu ayrı bir değişik. Gördüm, yarın bakalım.
güzel görünüyor. Ama hiç oturma alanı yok, sadece yatak gibi yapılmış için. Tankını getirmiş buraya. Bu nasıl bir şeydir ya? Ayakta duruluyor mu? Yok. Tavanı açmadan ayakta duramazsın tabii. Biraz şey, alçak. Aşkım bu nedir ya? Allah aşkına. Boyum çok uzun ya. Sana özel üretim karavan mı yaptırtalım? Ne yapalım? Ama işte şey yani, üstünü açacaksın, öyle duracaksın. Zaten o yüzden böyle havadar üstten açılmalı yapıyorlar, pop-up yapıyorlar.
Amacı bu yani. Aa, televizyon da varmış. Bakalım. Burası banyo kısmı herhalde. Ama gitti mi? Açamadım. Niye açamıyorum? Bas bas. Beceremedim ya. Açamadın mı ya? Öyle değil. Kilitledin. Ha, şimdi anladım. Tamam tamam. İşte karavan acemisinin halleri. Evet. Merhaba. Güzel görünüyor. Gayet güzel. Evet, bir de böyle bir glamping yerleri varmış. Kiralayıp deneyebiliyor musun? Evet, Akçakoca'da Wolf Garden diye bir yerleri varmış. Gidebiliriz buraya. Denemek için. Fiyatlara bakayım. Bilmiyorum, 110 bin diyor. Bozuldum beni ya. Aynen, seri üretime zaten geçmediniz diye biliyorum. Geçtik. Yani şöyle seri üretime geçtikten ayda 2 tane üretiyoruz. Aynen. 2 tane. Kademe kademe yükselteceğiz. İyi. Hatta zaten şey demiştiniz siz. Bağımsız amatörden normal amatöre de geçtiniz. Aynen. Onu aslında geçiş sebebiniz neydi? Bir şey ya, deneyimlediniz mi onunla ilgili? Şöyle, arabanın ağırlığı zaten 1100 kilo standart pakette. Ama işte güneş panelleri, bir suyu, tüpü, normal yaşamsal eşyaları valizleri koyduğunuz zaman bayağı bir kilo ağırlaşıyor. Zaten o kilolarda biz de kendimiz okuyoruz. Yani doğa severiz, hep doğa değil. O kilolarda arkada bu ağırlıkta doğada gitmenin imkanı yok. Aeroflot'ta gitmenin imkanı yok. Biz bunun şeyini biliyoruz yani. Tecrübesi olarak da biliyoruz. Bağımsız süspansiyondan torsiyonlu dingil arasındaki fark şu. Bunun artısı, çok stabil yol seyahati yapabiliyorsun. Yani uzun yolları çok rahat yürüyorsun. Yani yol, trafik halinde Allah korusun bir köpek çıkabilir, bir çocuk çıkabilir. Bir otobüs geçtiği zaman bile arabayı nasıl sallanıyor? Sallıyor. Bağım süspansiyonu araba sürekli karavan arkada böyle yaylanıyor. Önündeki arabayı da rahat sallıyor. Sallama ihtimali daha yüksek, düşük olsa da. Ama torsiyonda öyle bir ihtimal yok. Biz torsiyon zaten karayollarında da kullanılıyor. Orman işlikleri de kullanılıyor. Aynı Alkom'un torsiyonu kullanılıyor. Onlardan aldığımız verilerde hiçbir problem yok. Senelerce kullanıyorlar. Biz bu karavanla ağır off-road'un da ağırını yaptık. Videolarını da yayınladık. Hatta Aksiyon YouTube'de Ersin Korkut'un, Elif Kören'in beraber şey yaptığımız bir çekim yaptığımız şeyler var. Hepsini denedik. Ağır off-road'u da gidiyor. Ama bunun artısı daha yüksek. Bir de crossover alanına yerleşmek istedik. Yani diğer off-road, standart off-road'a şeyinden ziyade. Ben de aynı karavanı kullanıyorum. Şimdi Karadeniz turuna gidiyor. 1000-2000 kilometre yol yapacağım belki. Karadeniz turunda yaylaların kilometresi en fazla 2-3 kilometre bozuk yol dedim ya, yani 10 kilometredir. Halabete çıkamazsın. Üzerine çıkamazsın. Yani uzun yolda gideceğim. O onları mantıksal bir şey yaptı. Bu çıkıp bir kapta bozu bağımsız süspansiyona göre yaptık. Ödekarlık yaptık. Her şeyi baştan şey yaptık. İşte şimdi ben iki şey arasında kaldım. Bir süspansiyon arasında kalmıştım. Bir de genişlik, tavan açısını da rüzgardan dolayı büyük ihtimalle siz şey yaptınız aşağıda. Biraz daha dediğiniz gibi crossover düşünüyorsanız evet, ondan aşağı çektiniz. Yerden yükseklik. Yerden yükseklik aşağı yukarı. Diğer tavanlar artık 50 santim yükseklik var. Bu şimdi 177 santim kabin boyunda. Yani kapalı vaziyette. İşte bir doğada, sen doğacısınız ya, seyahat ediyorsunuz. Hep işte ağaçların arasından geçiyorsunuz veya böyle evet, dar alanlardan geçiyorsunuz falan. Zaten bunu kullanırken tavanını kaldırıyorsun zaten. Elinizde kaldığınız zaman tavan kocaman kalkıyor. İstediği ferahlık oluyor. Normal ön tarafa açılıyor. Yani dikdörtgen şeklinde havaya kalkmayı da söyledim. O şekilde, bunu bu şekilde değerlendirdik. O sirkülasyonu yani komple kaldırsak bu kadar yüksek kaldıramayacaktık. Sadece ön tarafı kaldırmadan bayağı bir yüksek manzara pencereleri ve sirkülasyon, hava sirkülasyonu vardı.
kışın çok soğuk zamanlarda bunu kapattığınız zaman artışı çok büyük oluyor. Yani evet. Hacim, içerideki hacimi küçültüyorsunuz. Çok ufak bir ısınma şeyle aynı havayı muhafaza edebiliyorsunuz. Yalıtım yani, yaptınız mı? Şimdi, yoksa yalıtım boyası var mı? Yok, yalıtım var. Yani zeminde yalıtım var, tavanda 40 milim sandviç panel var. Eşya gözlerinin içleri de aynı yalıtım var. Yani sadece var. Hani bir yalıtım boyası kullanıyorlar ya, onlardan değil yani. Şimdi normal folyolu, kendine yapışkanlı kauçuk yalıtım. Ayrıca kaplama var, elyaf var ve kumaş var. Hmm. Evet. Retten çok şey yaptım. Yani bu şöyle, şundan ilgili satış politikası var. Mesela şimdi bu yüksek bir karavan olsaydı, yani üreticinin satış şeklini söyleyebilecek ki içeri girdiğiniz zaman rahat kovanı hiç ellemeden kullanabilirsiniz. Yani o onu anlatacak. Biz de bunu anlatıyoruz. Bir zaman bir gelen bu yani. O şey, doğru yok. Zevk, zevk. Yani, bak doğada olmanın da farklı zevkleri vardı. Herkes doğada olduğunda farklı şekilde bunu deneyimler. Herkesin de karavan anlayışı da bu şekildedir. Karavan da bir zevktir. Ve zevkler de farklılık gösterir. Bundan sıkıntı yok. Onu söylüyor. Yani 20 milyarlık bir karavanla, çok standart bir karavan da güzel. Yani bu karavan seni doğada tutan bir araç yani. Biz oradan şey olarak hep bunu söylüyoruz. Bundan sözü teferruata göre, bunun mutfak arkasında, diğerinin önünde, yeri daha yüksek, diğeri daha açık, o ayrıntıda dağılıyor. Görünüş olarak güzel. Ben beğendim gerçekten güzel görünüşü olarak. İşte benim sıkıntım arazi abi. Arazi de, yani şimdi normalde biliyorsun, herkes bu kadar bizim kadar araziye çıkmadığı için normal karavanları onlara göre dizayn ediyorlar. Offroad karavan deseler de aynı bu şeye benziyor. Crossover araç dedikleri jiplere jip diyorlar, aslında değil. Aslında şehir için üretilmiş araçlar. Doğal olarak da satış politikası olarak da firmalar bunlara yöneldiler. Bu daldırma boya değil mi? Tavanda da var, yok elektrostatik. Elektrostatik. Püskürtme de değil, elektrostatik. Elektrostatik. Tamam. Ürünlere garanti veriyorsunuz zaten. Onlar zaten başka bir ürüne gidemeyeceksin ki zaten. Zaten ürünlere garanti derken kullanılan ürünler belli. Ya onlar zaten garanti. Buzdolabının garantisi. Diğerinin zaten garanti içinde olacak yapısı yok. Yani bu karkası çok sağlam. Yani diğer karavanlar da gerçekten çok daha sağlam. Tamamen tek parça halinde. Biz bunu düşünün yani. Cevazkarla çeviriyoruz. Yani yatay yapılıyor. Fırını öyle giriyor. Normal fırına sığmak için devrilip giriyor. Bu şekilde bile milimetrik esneme olmuyor. Karkasınız çok sağlam. Dört taraftan sabitle yere amortisörleri sabitliyoruz. Tamam. Okay. Yani arka kapaktaki çift camın kullanılması, havalandırması, arka güvenlik. Yok, ben tasarımınızı çok beğendim. Tasarım şey, çok güzel. Şey var. Tasarım çok güzel. Benim tek şeyim boyum çok uzun. Duşum bir sıkıntı. Dışı zaten yazın dışarıda bu. Alıyorum. Sıkıntı idare edeceğiz artık. Şöyle oturarak düş yani. Biz müşteriye öyle şöyle söylüyoruz. Bunda ayakta düş değil. Bu oturarak düş diyoruz. Yani normal kabresi oluyor bu alet yaptığımız veya itibariyle üzerinde veya oturarak oturdu. Bu idare eden kaplan insanlar açıyor. Oturarak düş. Eskiden evlerde onlar mantıklı. Çünkü aynen. İmkan belli yani. Aynen. Şeyi belli. Bunun ağırlığı dolu ne kadara geliyor? Dolu ağırlık 1400 mi oluyor? 1100 kilo şimdi giremiyorum dediğimiz ağırlık. Ama yürür halinde, yani eşansal halinde ağırlığı ben kendi karavanımda 1260 kilo. Yani tüp var, su, paneller, akül, her şeyi yanlara var.
musun? Gir bakayım içine. Gireceksin. Uzun boylu olmanın bazı sıkıntıları da yok değil. Bu var. 30-30 bilmiyorum sonra ileriden bir karkas, kafes sistemi olduğunu düşün. Onun aralarında o XPC denen strafor var ya, yani. Strafor var. Strafor oluşu şöyle, strafor bünyesine suyu en az çeken malzemelerden bir tanesi. Yani taş fümü, tarzı malzemeler bünyesine su çeker. Suyu tutan zamanla orada rutubet demlenmiştir. Straforda böyle bir özellik yok. Onun üzerinde tekrar yani strafordan sonra yüzeyi tamamen 4 milim kavak kontraplakla kaplıyoruz. Gözüken yüzeylerde laminat, koltuk arkalarında deri döşeme var. Deri döşemenin arkasında da 1 santimlik sünger var. Ya bizim geçtiğimiz yerde söyleyeceksin, 25 yüzey kurabilirsin. Ya, demiyorsun, ısıtıcı, dizel ısıtıcı tarzı bir şey lazım yani. Önemli olan bunlarda ısıyı muhafaza edebilmesi. Yoksa kendi kendine ısıtmaz mı? Sıcak tutacaksın, kendini sıcak tutacaksın, ekipmanlarını sıcak tutacaksın. Bizim duvar kalınlığımız 4 santim duvar kalınlığı var. Ekstra üzerinde işte 1 santimlik deri döşeme sünger şeyi var. Yani izolasyonu güzel. Hani siz içeriği ısıttığınız zaman belli bir süre o şeyi korur. Yani sadece metal bir şey olsa yani sürekli 24 saat boyunca ısıtmanız gerekir sürekli. Bizimkinin altyapını kullanmak. Bizim altyapı dingilimiz Alco'nun porsiyon bağımsız dingilini kullanıyoruz. Porsiyon dingil ama şey bağımsız yani iki teker aynı anda çalışmıyor. Yani ikisi de ayrı ayrı. Ama amortisör yok. Sadece artı amortisör de var. Ha, amortisör de var. Yay yok. Ya, var ama yay yok. Yay yok. Yani bağımsız dingil değil. Porsiyon dingil artı yay. Şey amortisör. Amortisör var. Thank you.
arada karavana alternatif. Kendimize de bir tane karavan seçeceğiz. Sizlerle de bunları paylaşacağız. Karavan sürecimiz devam ediyor. 1-2 ay içerisinde inşallah kendi evimizi, küçük evimizi bulabiliriz. Offroad karavanları gezdik. İçeride Offroad karavanda da pek çok firma Offroad karavanlarıyla bu ara katılmış. Bu çok Offroad alternatifler olması da bizi sevindirdi gerçekten. Bu arada bunun dışında kamp ürünlerini de bulabilirsiniz. Pek çok ekipman, kamp ürünleri, karavan ekipmanları karşısında bulabilirsiniz. Kendinize fayda var. Şimdi sana kadar fuar devam edecek. Görüşmek üzere. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.